Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda birinci dönem ikinci yazılı çalışması yapacağız. Evet, birinci soru neymiş? Boşluk doldurma ile alakalı. Dolduralım. Tüm sayıların birinci kuvveti, tüm sayıların birinci kuvveti neye eşitti? Yani 3 üzeri 1, 2 üzeri 1 gibi kendisine. Peki. Bir cebirsel ifadede aynı değişkenin aynı kuvvetine sahip terimlere ne diyordum ben? Benzer terimler, hatta bu terimler arasında ne yapıyordum? Toplama çıkarma yapıyordum. Yani x kare, x kare gibi hem aynı değişken hem derecesi aynı. Çarpma işlemin etkisiz elemanı neydi? 1'dir. Sayıyı 1 ile çarp, sonsuza kadar çarpalım. Hep sonuç aynı çıkar. Bir sayı toplama işlemine göre tersiyle toplamanın sonucu. Yani mesela artı 3'ü topluyorum. Toplama işlemine göre tersiyle, farklı işaretlisiyle. Bunun sonucu ne oldu o zaman? Sonuç her zaman 0'a eşittir. Negatif tam sayıların tek kuvvetlerin sonucunun işareti her zaman yine nedir? Negatiftir. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara, doğru yanlış olanlara yanlış yazınız. Peki, bakalım. 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı -100'dür. Evet, doğru. Negatif tam sayılar sola doğru gittikçe, aslında sayı büyüyormuş gibi göründükçe ne olur aslında? Azalır. X ve x kare değişkenlere sahip terimler benzer terimdir. Hayır, değişken aynı x ama bunun derecesi 2, bunun derecesi 1. Bu yanlış. Bileşik kesirlerin payı paydasına eşit olamaz. Hayır, bileşik kesirlerin payı paydasına eşit olabilir. 3 bölü 3, 4 bölü 4 yani sonucu 1'e eşit olanlar da aslında bileşik kesir oluyordu. Yanlış. Toplama işlemin etkisiz elemanı 0'dır. Doğru. 3 artı 0 nedir? 3'tür. Etkisizdir. Eşitliğin bir tarafını bir sayı ile topladığımızda diğer tarafından bu sayı çıkarılmalıdır. Hayır, eşitliklerde sola ne yapıyorsan sağda aynısını yapmak zorundayız. Aşağıda verilen problemlerin çözüm denklemleri veya cebirsel ifadelerini yazınız. Peki, yazalım. Hangi sayının 3 katının 7-16'ya eşittir? Peki. 16'ya eşittir. Eşittir 16 diyeceğim. Neyi için? Hangi sayının 3 katı? Hangi sayı kısmına x dedim? 3 katı dediği için 3x kaç eksi? 7 eksi. Eksik demek ne demek? Çıkarmak. Yani eksi 7. 5 eksiğinin 4 katının. Peki 5 eksiği nedir? Sayıya ben x dersem x eksi 5. Bunun 4 katı. 5 fazlasının 3 katına eşit olan sayı. Peki bir eşitlik var ama yine farklı bir denklemle. 5 fazlasının 3 katı sayının 5 fazlasının 3 katına eşitmiş. Toplamları 48 olan iki sayıdan büyük olan sayı küçük olandan 10 fazla ise küçük olan sayı kaçtır? Peki toplamları 48. Küçük sayıya ben x dersem büyük sayı ondan nedir? X artı, nerede büyük sayı? Burada x artı 10'dur. Çünkü 10 fazla diyor. Bu ikisinin toplamı da 48'e eşitmiş. Yani küçük sayı x topla diyor bana. Neyle? Büyük sayı yani x artı 10'la. Bu da neye eşitmiş? 48'e. X de x benzer terim olduğu için topladım. 2x artı 10, 48'e eşit diyeceğim. Sorunun devamını ona göre yapacağım. Bir sayının karesiyle başka bir sayının 2 eksinin 3 katını toplamı. Eşittir bir şey dememiş. Bu bir eşitlik değil. Bu bir cebirsel ifade ama nasıl bir cebirsel ifade? Bakalım. Bir sayının karesi. O bir sayıya x dedim. Karesini aldım. Başka bir sayı dediği için y dedim. 2 eksenin 3 katının toplamı. Toplamı dediği için sonuçta artı koydum. Neyle topluyordum diğer sayının? 2 eksinin 3 katı yani y'nin 2 eksiğinin 3 katıyla topluyordum. 2 farklı sayının toplamı ile. Peki 2 farklı sayı toplamı ile bu sayıların çarpımlarının karesinin farkı. Sonuçta ne istiyor? Bu iki durumun ile ile ayrılan durumların farkını. O zaman şöyle eksiği koydum. Neyi çıkarıyordum? Bu sayıların çarpımlarının karesi. Yani sayıları çarpıp karesini alıyor bana. Toparlarsak x artı y eksi x kare y kare. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Peki bulalım. Paydaları farklı. O zaman paydalarını eşitleyeceğim. Bunu 5 ile, bunu 2 ile genişlettim. 5 kere 1 5. Eksi 5 bölü 10. Eksi 2 kere 2 4 bölü 10. Peki ne yapıyordum? Ortak paydayı alıyordum. Payları öndeki işaretleriyle yazıyordum. Eksi 5, eksi 4. İkisinin önünde eksi olduğunda ben aslında ne yapıyordum? Toplama gibi davranıyordum. 5, 4 daha 9. Eksi 9 bölü 10. Ortak işareti taşıdım.
B şıkkına geçtiğimizde bir tam sayıyla bir kesirli sayıyı topladığımızda ne yapıyordum aslında? Hiç payda eşitlemeden tam sayılı kesri bileşik kesri çeviriyormuşum gibi. 5 kere 3, 15. Bir daha burası ne oldu? 16 bölü 5. Buraya geldiğimde şu üstü ifadeyi düzenlersem 2'nin karesi nedir? 4. 4 kere 4, 16. Bu sefer 1'i çıkaracağım. Arada eksi var. 4 kere 4, 16. 1 çıkardım. 15 bölü 4. Ne yap diyor bunları? Çarp. Çarpalım. 16 bölü 5 çarpı 15 bölü 4. Sayıların büyük sayılarla uğraşması zor olduğu için ve beni hataya sürükleyebileceği için her zaman ne yapıyorum? Çarpma işleminde bir dikeyde sadeleştirme yapabilirim. Bir de çapraz bir şekilde sadeleştirme yapabilirim. Çaprazdan yaparsam 5'i 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 3. 4'ü 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 4. Pay kısmında 1 çarpı 1'den bir şey kalmadığı için yazmayacağım. Payda kısmında pay kısmında ne kaldı? 4 çarpı 3'ten 12. Buraya geldiğimde yine bakıyorum. Yukarıda bir işlem var, aşağıda bir işlem var. Arada bölme işlemi var. Önce bu işlemlerimi gerçekleştireceğim ki aradaki bölmeyi yapabileyim. En sonunda 1 ile toplayacağım. 2 bölü 3, 1 bölü 5. Bunu neyle genişletiyorum? 5 ile. Bunu 3 ile. 5 kere 2, 10. Yani 10 bölü 15. 3 kere 1, 3 bölü 15. Ne yaptı? 13 bölü 15. Bunu neyle çarp diyor bana? 3 ile çarp diyor. Çarpacağım ama çarpmadan önce şöyle 3 ile 15 sadeleştireceğim. 3'e böldüm 1, 15'e böldüm. 15'i 3'e böldüm 5. Yani 13 bölü 5 çıktı benim. Yukarısı. Şurası. Komple 13 bölü 5. Aşağı yaparsak 5 kere 3 15. Çıkardım 1'i. 14 bölü 15. 13 bölü 5'i 14 bölü 15'e bölelim. Birinciyi aynen aldım. Bölmede ne yapıyordum? İkinciyi ters çevirip çarpıyordum. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 3. 3 kere 13. 39 bölü 14. Bunu da neyle toplayacağız? 1 ile toplayacağız. 14 kere 1, 14. 14 ile 39'u kenarda topluyorum. 13, 1. Bir daha 2, 3 daha. 53. 53 bölü 14. Evet. Geldik buraya. Böyle sorularda ne yapıyordum? Kademeli sorularda. En aşağıdan en yukarı çıkıyorum. Çünkü işlem yapabileceğim yer şu an en altta. Önce bu kısmı yaparsak. 3 kere 1, 3. 2 daha 5 bölü 3. Şimdi 5'i 5 bölü 3'e böleceğim. O zaman 5'i aynen aldım. İkinciyi ters çevirip çarptım. 5'ler birbirini götürdü yani. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 1. Elimde ne kaldı bir tek? 3. Şuraya kadar da ne oldu? 3. 3 ile neyi topladım? 1'i. Ne yaptım buradan sonrası? 4 oldu. Yani benim en son sonucum 1 eksi 1 bölü 4'e döndü. 4 kere 1, 4. 1 çıkardım. 3 bölü 4. Evet, işlemler arası kaybolmuş. Son bir işlemim kaldı. Bölme işlemi. Ne yapıyordum? Birinciyi aynen aldım. İkinciyi ters çevirip çarptım. Çarparken ne yapacağım yine? 8'e böldüm 1, 8'e böldüm 2. Çaprazdan sadeleştirdim. Bunun altta gizli 1 vardı. 5 kere 1, 5. 5 kere 1 kere 2, 2. Aşağıda verilen cebirsel ifadeler için istenen tabloları dolduralım. Tamam, dolduralım. Bakalım terimleri, değişkenleri, sabit terim ve katsayılar toplamını istiyor. Bakalım şimdi. Bu cebirsel ifadede ayrı yazılmış benzer terim var mı? Bakıyorum. X'ye başka yok. X kareye başka yok. O zaman direkt bu en sade haline dönmüş demek. Terimleri yazarsam, terimler neydi? Önünde işaretiyle beraber alıyordum. Bu bir terim. Eksi 5xy. Şurası bir terim. Artı 3x kareye. Bu da diğer terim. Eksi 2. Değişkenlerim ne burada? X ve y. Sabit terimim ne? Değişkeni olmayandı. Eksi 2. Katsayılar toplamı neydi? X, y'nin katsayısı ne? Eksi 5 artı. X kare y'nin katsayısı ne? 3 ve eksi 2. 3 eksi 2 nedir? 1. Eksi 5 artı 1 ne yapar? Eksi 4. Şimdi terimlerim yine şöyle bakıyorum. 2x bölü 7. Başka x'li bir ifade yok. Burada yine komple alıyorum. Eksi 3 bölü 7. Eksi 3y bölü 4 ve artı 8. Değişkenlerim yine x ve y. Sabit terimim artı 8. Katsayılar toplamım. X'in katsayısı burada bakın dikkat 2 bölü 7. Y'ninki eksi 3 bölü 4. Artı 8 diyeceğim. Peki bunu 4 ile bunu 7 ile genişletirsek. 4 kere 2
8 bölü 28 eksi 7 kere 3 21 bölü 28 artı 8 diyeceğim. 8'den 21 çıktı. Eksi 13 bölü 28 artı 8. Şurada geniş yerde yaparsak işlemimizi 28 ile 8'i çarpacağım. Altına gizli 1 var. Tam sayıda topladığımda bileşik kesre çevirme gibi davranıyordum. 28 ile 8'i çarptığımda ne yapar? 8 kere 8 64. Elde var 6. 2 kere 8 16. 6 da eldeydi. 224. Eksi 13 olduğu için çıkardım. 1. 2'den 1 çıktı. 2. 221. Demek ki bu işlemin sonucu 221 bölü 28. Nereye yazalım? Şöyle şunun altına yazalım. 221 bölü 8. Buraya geldiğimde xy. Bunu en sade haline getirmeden terimleri ve değişkenleri yazmayacağım. 1, 2, 3, 4 terimli demeyeceğim. Önce aynı benzer terimleri bir araya getirmem lazım. 6xy xy. Artı 6 artı 3 topladık. 9xy. X kareye x kareye yine benzer terim. Bunun katsayısı eksi 5. Bununki eksi 4. Topladık. Eksi 9 x kare y. Peki. Terimlerim artık 2 taneye düştü. Yazalım. 9xy ve eksi 9x kare y. Değişkenlerim ne? X ve y. Sabit terimim 0. Katsayılar toplamım 9 artı eksi 9. Ne yaptı? 0. Peki burada yine toparlamam lazım. 6x eksi 2. Eksi içeri dağıtıyorum. Eksi ile 3x'i çarptım. Eksi 3x. Eksi çarpı x'ten artı 1 yaptı. 6x'ten 3x çıkardım. 3x. Eksi 2 ile artı 1 topladım. Eksi 1. Benim en sade halim bu. O zaman benim terimlerim 3x ve eksi 1. Değişkenlerim sadece x. Sabit terimim eksi 1. Katsayılar toplamım 3 artı eksi 1'den 2. Hepsi x'te terim. Önce hepsini topluyorum. 4x, 8x daha 12x. 3 tane çıkardım. 9x. O zaman benim terimim bir tane 9x. Değişkenim x. Sabit terimim yok. Katsayılar toplamım sadece 9. Yine bunu toparlarsak 2x kare eksi 9 artı olunca işaretler değişmiyordu. Eksi 6. O zaman 2x kare 2x kare daha 4x kare. Eksi 9 eksi 6 eksi 15. Terimlerim nedir? 4x kare eksi 15. Değişkenlerim x. Sabit terimim eksi 15. Katsayılar toplamım 4 artı eksi 15'ten ne oldu? Eksi 11 oldu. Aşağıda verilen örüntülerin genel terimlerini ve istenen sonuçlarını bulunuz. Tamam. Şimdi genel terimi nasıl buluyordum? Aradaki artış miktarına bakıyordum. 27'den 32'ye ne yapmış? Artı 5. 32'den 37'ye artı 5. O zaman benim n diye yazdığım adım sayısını neyle çarpacağım? 5 ile çarpacağım. Peki ben n yerine 1 yazsaydım neden? Birinci adımım. 1 yazsaydım 5 kere 1'den 5 çıkacaktı. Sonucum ne? 27'ye ulaşmam için benim buraya ne eklemem lazım? 22. O zaman benim genel terimim ne oldu? 5n artı 22. Kaçıncı adımı soruyor? 13. adımı. En yeni 13 yazdığımda 13 ile 5'i çarptım. 65. 22 ile topladığımızda 87 oldu. Alttakine bakalım. Artış miktarım ne? Burada 9. Burada 9. Demek ki hep 9 9 artarak gidiyor. O zaman genel terimi yazarken benim adım sayısını 9 ile çarpacağım. Peki 9 ile çarpıyorsam adım sayısım burada birinci adım. Kontrol ediyorum. 1 yazarsam 1 kere 9, 9. 2'ye ulaşmam için ne yapmam lazım? 7 çıkarmam lazım. 9n eksi 7. 24. adımı soruyor. En yerine 24 yazacağız. 24 ile 9'u çarptım. 4 kere 9, 36. Elde var 3. 2 kere 9, 18. 3 ekledim. 216. Kaç çıkaracağım? 7 çıkaracağım. Ne oldu? 209. Birinci ve üçüncü çubuğun yükseklikleri yukarıdaki gibi olduğuna göre 15. çubuğun yüksekliği kaç santimdir bakalım. Şimdi 5 artmış, artmış 13 olmuş. Peki 1, 2 artışta toplam ne kadar artmış? 13'ten 5'i çıkardım. 8. 2'ye böldüm. Her seferinde ne artmış? 4 artmış. O zaman benim artış miktarım ne? 4. Bunun genel terimini yazarsak o zaman 4n. N'e 1 dediğimde 1 çarpı 4'ten birinci adımda benim kaç? 5.
Bir kere 4, 4, 5 olması için ne yapacağım? Artı 1 ekledim. Bana kaçıncıyı soruyor? 15. çubuğu. O zaman en yerine ne yazacağım? 15 yazacağım. 4 kere 15. 15'te 4'ü çarptım. 60. 60'a da 1 ekledik. Demek ki son çubuk 61 santim olacak. Yukarıda verilen çarpım tablosuna göre A artı B işleminin sonucunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. A'yı 2x artı 5 ile x eksi 2 çarparak bulacağım. Peki. 2x artı 5 çarpı x eksi 2. Sonra bu A. B'yi bulacağım. B nedir? Eksi 4 ile 2x artı 3. A'yı bulmak istersek şöyle. Ne yapıyordum? Birinci ile birinciyi çarptım. 2x kare. Birinci ile ikinciyi çarptım. 2x çarpı eksi 2 eksi 4x. İkinci ile birinciyi çarptım. Artı 5 çarpı x artı 5x. Artı 5 çarpı eksi 2 eksi 10. En sade haliyle yazarsam, yani benzer terimleri toparlarsak, 2x kare eksi 4 artı 5. Ne yaptı? Artı x eksi 10. A'yı bulduk. B'yi bulalım. Eksi 4 ile 2x'i çarptım. Eksi 8x. Eksi 4 ile artı 3'ü çarptım. Eksi 12. Bu da B. Bana ne yap diyor? A artı B diyor. Peki A'yı yazalım. 2x kare artı x eksi 10 artı B neydi? Eksi 8x eksi 12. Şöyle parantezde yazdım. Birinciyi aynen yazıyorum. Değişiklik yok. İkincide de artı olduğu için işaretleriyle beraber gelirler. Değişmez. X kareli başka ifade yok. O zaman aynısı. X'li ifadem var. Bunun katsayısı artı 1. Bununki eksi 8. Artı 1 eksi 8 eksi 7x yaptı. Eksi 10'la da eksi 12'yi topladığımızda eksi 22 yaptı. Bakıyorum şıklardan. D şıkkı. Yandaki şekilde verilen özdeş huniler üst üste 7 adet konulduğu zaman tepe noktasından zemine toplam uzunluğu kaç santim olur? Peki tepe noktasından uzak. Şimdi en son 7 tane konuluyorsa benim son ne olacak? Bu olacak. Bunun altında kaç tane şu aralıktan olacak? 6 tane. Şöyle 1. Tekrar şöyle gelecek. 1, 2, 3. Bir daha gelecek. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şunu fazla çizdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yedincimi görüyorum. Diğerlerini sadece şu ara kısmını görüyorum. O zaman ben x artı 3'ten şu aralıktan 6 tane olacak diyorum. 6 çarpı x artı 3 diyeceğim. En sonunda da şunun tamamını gördüğüm için şu uzunluğu baz alacağım. Artı 2x artı 4 diyeceğim. Toparlarsak şöyle bir. 6x artı 18 yanında 2x artı 4 geldi. 6x ile 2x'i topladım. 8x artı 14 ile artı 4 topladım. Artı 22 yaptı. Bir çekirge her defasında bir öncekinin 3 katı mesafe zıplayarak 3. zıplamada 4,5 metrelik yol aldığına göre ilk zıplaması kaç santim? Zıplamasına kaç santim yol almıştır? Şimdi birinci zıplama, ikinci zıplama, üçüncü zıplama. Birinci zıplamada x kadar yol alsın. İkinci zıplamada 3 katı kadar diyor. 3 ile çarptım. Üçüncü zıplamada bunu da 3 ile çarptım. 9x kadar. Peki 9x için bir eşitlik vermiş. Ne vermiş? 4,5 metre. Benden santim istediği için 4,5 metreyi ben santime çevirirsem 1 metre 100 santim diyor. Çarpı 100. Yani bir virgül gittim, bir sıfır attım. 450 santim. 450 santim neye eşittir? Üçüncü zıplama. Yani 9x eşittir 450 santim. Peki 9 tane elma 450 gibi bakacağım. Veya x'i yalnız bırakmak için iki tarafı da 9'a böldüğümde x eşittir ne oldu? 50 santim. Benden neyi soruyordu? İlk zıplamasını soruyordu zaten. 50. İkinciyi sorsaydı 3 ile çarpacaktım ve 150 santim diyecektim. Ama benden birinciyi istemiş. Evet arkadaşlar, hepinize yazılarınızda başarılar diliyorum.